Bakalım. Çok çok teşekkürler Adem Ançer. İşte internet kafelerdeki durumu gördük. Peki sinemalarda durum ne? İlayda Elçiçek'e döneceğiz. O da bir sinemanın önünde hazır bizi bekliyor. Gerçi henüz yeni filmler girmedi vizyona ama ya da yeni filmlerin girip girmeyeceği de belli değil bu yakınlarda ama salonlar hazırlıklarını yapıyor. Nedir o hazırlıklar İlayda? Seni izliyoruz. Ersoy'da da artık koronavirüs önlemleri hayatımızın her alanındalar ve hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyorlar. Tıpkı sinema salonlarında olacağı gibi sinema salonları 1 Temmuz'dan itibaren açılacaklar. Ve bizler de şu an İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da bulunan bir AVM'nin içindeki sinema salonundayız. Burada önlemler bizi kapıdan ilk girişte karşılıyor. Öncelikle bir el dezenfektanı butonu görüyoruz. Girenler, ziyaretçiler önce ellerini dezenfekte ediyorlar ve salona tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi maskesiz giriş yapılması yasak. Ardından da ateşler ölçülüyor, ateş kontrolü yapılıyor ve 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar içeriye alınmıyor. Yine girişte bilgilendirme panoları yer alıyor. İçeriye giren kişilerin, sinema sendiverlerin önlemler konusunda bilgilendirilmesi sağlanıyor. Bizim de hemen yanımızda AVM direktörü Oğuz Isıgöllü var. Kendisiyle birlikte dolaşacağız salonu. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyorum ve artık açılışı hazırlanıyorsunuz. Son gündeyiz ve yarın artık kapılarınızı açmış olacaksınız sizler de. Ne gibi önlemler alınıyor? Siz de hoş geldiniz. Kontrollü ve kademeli sosyal hayata geçişin aslında kısıtlamalı olan son kısmıydı. Eğlence sektörü ve sinemalar yarın itibariyle faaliyete geçiyor. Alışveriş merkezinde alınan tüm tedbirlere ilave olarak sinemaya girişte de benzer tedbirler alınıyor. Maskesiz kesinlikle kimseye almıyoruz. Ateş ölçümü yapılıyor. El dezenfektanları kullanılıyor. Peki hemen arkamızda gişeyi görüyorum ben. Yerlerde sosyal mesafe işaretleri var. Hemen şöyle kameraman arkadaşım Dursun Şahin'le birlikte gişeye doğru ilerliyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya giriliyor. Aynı şekilde personelimizin korunaklı olduğunu, siperlik taktığını, maske taktığını görüyoruz. Ve sanırım artık sinema biletleri de eskiden bıraktığımız gibi değiller. Onlarda da bir önlem var. Doğru. Teması asgariye indirmek için mümkünse online bilet satılıyor veya gelip gişeden bilet almanız durumunda temassız kredi kartınızı kullanarak telefonunuza gelen QR kodu alıyorsunuz. Hemen bilet şöyle görebiliyoruz. QR kodlar kullanılacak. Artık sinema salonlarında biletler elden verilmeyecek ve online olarak işleme girecek. QR kodlar aracılığıyla temas seviyesi en azda tutularak yine aynı şekilde temassız ödemeye yönlendirilecek sanırım gelen ziyaretçiler. Doğru. Temassız kredi kartlarının kullanılmasını öneriyoruz. Eğer temas durumunda da dezenfektanlarımız mevcut. Onları kullanmalarını istiyoruz. Peki turnikelere doğru ilerliyoruz. Burada QR kodumuzu okutarak gireceğiz artık içeriye. Yine temas sağlamamış olacağız. Peki önemli konulardan biri de şu. Bizler sinema dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şeylerden biri de patlamış mısırlar. Artık yeni dönemde koronavirüs önlemlerinin uygulanacağı dönemde patlamış mısırları sinema salonlarında görecek miyiz? Bir süre hayatımızda olmayacak. Sinemalar için vazgeçilmez bir şey aslında. Yiyecek, özdeşleşmiş bir şey. Ama açık gıdalar bir süre hayatımızda olmayacak sinemalarda. Ambalajlı gıdaları tercih edecekler. Salonlara da gıda yanlarında sokamayacaklar. Sadece su alabilecekler seyircilerimiz. Artık patlamış mısırlara bir süre hasret kalacağız diyebiliriz. Hemen şöyle salona doğru ilerliyoruz. Filmin gösterileceği salonda da yine önlemler bizi karşılıyor. İçeriye giriyoruz. Şu an buradaki salonda bir test yayını yapılıyor ve deneme amaçlı son gündeki son test yayını aslında bu. Hemen koltukları göstermek istiyorum sizlere. Koltuklarda sosyal mesafe uygulanıyor. Birer boşluk bırakılıyor. Ancak ailenizle birlikte gelirseniz eğer sosyal mesafe kuralını biraz esnetebilirsiniz. Yan yana oturabiliyor aile bireyleri değil mi? Doğru. Salon kapasiteleri %60'ı aşmayacak şekilde birer boşluk bırakılarak oturuluyor. Ama bahsettiğiniz gibi aile bireyleri olursa sosyal mesafe aranmıyor, tercihlerine bırakılıyor. Peki şu anda salonda görüyoruz sosyal mesafe uygulanıyor ama bekleme alanlarında oradaki uygulamalar nasıl? Örneğin diyelim ki biz biletimizi aldık ama bir 15-20 dakikamız var filmimize. Bekleme alanında ne gibi önlemler sinema severleri karşılayacak? Bekleme alanlarında, fuaye alanlarında 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde düzen alınması gerekiyor.
Bunu sağlayabilmek için seans adetlerini ve başlama bitiş saatlerini ayarlamak durumunda kalacak sinemalar. Eğer bunu uygulayamayacakları bir durum olursa salon kapasitelerini, salon adetlerini azaltmaları gerekecek. Bizim salonumuzda, sinemamızda yaklaşık 200 kişilik bir kapasitemiz var fuayede. Bunu aşmaması gerekiyor. Bu anlamda tedbirler alınmış durumda. Peki ortak kullanım alanlarındaki hijyen çok önemli. Burada koltukların sosyal mesafeyle düzenlendiğini görüyoruz ama sonuçta bir film bittiğinde diğeri başlayacak. O aralıkta nasıl bir hijyen önlemleri alınıyor? Eskiye göre tabii farklı olan durumlardan biri de bu. Film öncesinde ve sonrasında yaklaşık yarım saat süren bir havalandırma ve dezenfeksiyon süreci olacak. En önemli şey salona giriş ve çıkış kapıları ayrı olacak. İnsanlar içeriye sosyal mesafeli şekilde alınacaklar. Çıkarlarken de tahliye edilirken de salon yine sosyal mesafeye uygun şekilde yapılıyor olacak. Aralarda da havalandırmalar ve dezenfeksiyon yapılacak. Peki çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi sinema salonları artık açılmaya hazırlanıyorlar ve son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Bildiğimiz gibi olmayacak sinemalardaki film keyfi artık biraz daha farklı olacak. Sosyal mesafe yine film izlerken de korunacak ve bu şekilde sinema salonlarında tekrar film izlemeye başlayabileceğiz diyelim. Ve aktaracaklarımızı tamamlayarak tekrar size stüdyoya dönelim. Çok çok teşekkürler. Sağ olasın, var olasın. İşte İlayda.